Vahiy ve tefekkür dersinde bugünkü konumuz dil ve gerçeklik veya lisan ve hakikatte diyebiliriz. Öncelikle bu ders için İbrahim suresi 24 ve 27. ayetler arasını okuyalım. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissema tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha ve yadribullahu l'emsale linnasi leallahum yetezekkerun meselu kelimetin ve meselu kelimetin khabisetin keşeceretin khabisetin ictusset min fawqal ardi ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Evet. Şimdi bir de bu ayetlerin mealini okuyalım. Allah'ın güzel bir söze nasıl bir benzetme yaptığını görmez misin? O, kökü yerde sabit, dalları göğe uzanan alımlı bir ağaç gibidir. Rabbinin izniyle o her mevsim ürün verir. İşte Allah belki ders alırlar diye insanlara böyle misaller veriyor. Çirkin bir söz ise etkili olduğu yerden kökten sökülüp çıkarılmış, kendi başına ayakta duramayan zavallı bir ağaç gibidir. Allah inanıp güvenen kimseleri sabit, sağlam bir sözle hem dünyada hem de ahirette sapasağlam ayakta tutar. Ve Allah zalimlerin ayaklarını kaydırır. Zira tercih ettiği her şeyi yapan Allah'tır. Evet, burada güzel bir söz. Hangi kelime kullanılıyor? Nasıl bir kelime? Tayyip bir kelime, güzel bir kelime ve karşısında habis, çirkin bir kelime. Ve bunlar neye benzetiliyor? Hangi misal, hangi örnek üzerinden anlatılıyor bize? Ağaç örneği üzerinden anlatılıyor. Güzel bir kelime, kökü sağlam ve her mevsimde meyve veren, ürün veren bir ağaç. Çirkin bir kelime ise bunun tam tersi. Ürün vermeyen, meyve vermeyen bir ağaca, kökü sağlam olmayan bir ağaca benzetiliyor. Şimdi bir tane ünlü yönetmen, batılı bir yönetmen şöyle diyor. Söze karşı hepimizin suçlu olduğunu söylüyor. Hepimiz suçluyuz diyor. Bu batının nadiren vicdanından duyduğumuz bir şeydir. Yani söze karşı hepimiz suçluyuz. Hatta orada şöyle bir örnek veriyor. Bir Afrika kabilesine gidiliyor. Ve burada yalan diye bir kavramların olmadığını görüyorlar. Yalan diye bir kelimeleri yok ve onlara... Bu batılılar, Afrikalı o kabileye yalan nedir onu açıklamaya çalışıyorlar. İşte buradan yola çıkarak sözün hakikat ile olan ilişkisine bağlıyor. Yani söz dediğin hakikati yansıtırsa ancak söz olur. Söz denilmeyi hak eder. Ki biz buna kelam diyebiliriz. Kelimeler. Aksi halde söz hakikati yansıtmazsa, yani kelimeler hakikate uygun değilse, yani buradaki ayette çirkin ise, o zaman söz demeye layık olmaz ya da kelime, kelam demeye layık olmaz. Yani biz aslında öyle o şekilde konuştuğumuz zaman konuşmuş da sayılmayız. Konuştuğumuz zaman o şekilde konuşmuş bile sayılmayız. Bakın burada aslında ilginç bağlantılar var. Şimdi yavaş yavaş açacağız. Söz ve varlık arasında da bir ilişki kuruluyor. Söz ve varlık arasında. Nedir bu? Kur'an'da hemen hatırlayacağınız bir ayet olmalı. Söz ile varlığın meydana gelişi. Başka bir filozof da bunu sorar. Her şey varlığa söz ile gelir der. Bu nasıl olur? Kur'an'dan okusa ne aklına gelirdi? O ol der ve oluş sürecine girer. Bakın ol der. Ki Yuhanna İncili'nin birinci bölümünün ilk cümlesi de buydu değil mi? Önce söz vardı. Bu arada burada sözün bir anlamda ağırlığını görüyoruz. Oluşu, bir şeyi meydana getirdiğini görüyoruz. Sözümüzle. Bir şeyler var oluyor, oluşa geçiyor. Söz ile. Ve bir anlamda belki de bu hani o ol der olur. Kun fe yakun.
Birçok ayette geçiyor. Birçok ayette var, farklı yerlerde geçiyor. Bir anlamda belki de şu çevremizdeki duvarlar, şu kitaplar, şu masa onun sözünün cisimleşmiş hali. Bir anlamda. Yani çevremizdeki her şey, yani ikra değil mi? İlk emir neydi Alak suresi? Oku, belki de oradaki bir anlamda da kulak ver. İşit, dinle. Çünkü baktığımız zaman bir kitabı okuduğumuzda, mesela şöyle bir kitap okuduğumuzda, okuma eylemini yaparken aslında ne eylemini de yapıyoruz? Yazarı dinliyoruz değil mi? Çünkü yazar bu kitabı yazarken zihninde o cümleleri tekrarlamıştı. Biz o cümleleri kendi zihnimizde tekrar tekrar ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Söz işte tekrar söze dönüyor. Şimdi bu sözün, hani dedik ya, her şey aslında onun sözünün bir anlamda cisimleşmiş hali. Ve biz eşyayı, hani eşyayı okumak var ya, hani yıldızlar Allah'ın bir ayeti. Göklerdeki her varlık, yerdeki her varlık birer ayet. Ne yapıyoruz? Onları okuyoruz. Ama bir anlamda da başka bir ayette de ne diyor? Onlar ne yaparlar? Tesbih ederler. Zikrederler. Ama biz onu, dillerini anlamıyoruz. Neden acaba? Çünkü yeterince kulak mı vermiyoruz acaba? Bir anlamda. Şimdi bu sözle varlık arasında ve göz arasında bir ilişki var. Önce söz geliyor, sonra biz görüyoruz. Yani eşya, şeyler varlık alemine geçerken söz ile geçiyorlar ve biz bu şekilde görünür kılınan varlıklara gözümüzle gözlemliyoruz ve aslında yaptığımız tefekkür ise bu gözle gözlemlediğimiz, gördüğümüz şeylerin arkasındaki sözü duyabilmek. Kimin sözünü? Onun sözünü. Onun mesajını. Bize ne diyor Allah? Bu yıldızlarla, bu gezegenlerle, bu hadiselerle bize ne diyor? Habire ona kulak vermek bir anlamda. Şimdi Kur'an'da Adem kıssasından yola çıkarak bunu biraz daha içine girelim. Adem kıssasında bir ağaç var. Ağaç gözle görülen nesne, eşya, şey, daha doğrusu şey. Eşya şeyin çoğulu biliyorsunuz. Şeyler eşya. Ağacı iki tane söze göre görecek orada Adem Aleyhisselam. Şimdi ağacın, biliyorsunuz Gazali'de, İmam-ı Gazali'de varlığın mertebeleri vardır. Yani varlığın bir, değil mi? Şöyle yapayım. Bir yazıdaki varlığı, bak şimdi yazıyorum. Ama bu yazıdaki varlık aslında dildekinin türevi gibi bir şey. Dildekinin yansıması. Ama bu dildeki neyin yansıması bir anlamda? Zihindeki. Ama bir dördüncü en üst mertebe var ki bu zihindeki de neyin? Hakikati. İşte değil mi? Peygamber Efendimizin hakikati, eşyanın. Peygamber Efendimizin duası aklımıza gelmiştir. Rabbim. Evet, eşyanın hakikatini, gerçek mahiyetiyle göster. Peki, şimdi Adem, ağaç var orada gördüğü. Bunun gerçek mahiyeti ne? Yani Adem Aleyhisselam o ağaca baktığı zaman ne görecek? Sadece böyle bir şey mi görecek? Hayır, bu sadece zahiri varlığı. Bir de bunun arkasında, bir de değil mi? Bir başka bir varlığı var, katmanı var esas. Onun içine girmesi, gerçek mahiyeti bunun arkasında. İşte bunu neye göre görecek? Söze göre görecek. Söze göre şekillenecek. İşte kıssada karşımıza iki tane ayet çıkıyor. İki söz çıkıyor. Bir tanesini sözden saymamak lazım ama hadi ona da söz diyelim. Biri kimin sözü? Allah'ın sözü, kelamı diyelim. Diğeri de şeytanın vesvesesi. Bir yerde kelam, bir yerde vesvese. Yani iki tane söz var. Adem Aleyhisselam, hemen ayet aklımıza gelmiştir. Adem Aleyhisselam Allah'ın kelamına göre ağacı görse idi, o ağaçta ne görecekti? Evet, ayeti hemen aklımıza getirelim ve okuyalım inşallah.
وَقُلْنَا يَا أَدَمَ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا غَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Evet, bir de mealini alalım. Bakara 35. Ve dedik ki, Adem sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Orada canınızın çektiği her şeyden serbestçe yiyin. Şu ağaca da yaklaşayım demeyin. Sonra zalimlerden olursunuz. Bu ayeti, bu sözü dinleyen Adem ve eşi bu ağaca baktıklarında ne göreceklerdi? Kendisini zalim biri olarak göreceklerdi. Ayna, bir ayna olacaktı bu ağaç. Yani eşyanın aslında bir ayna özelliği var, değil mi? Mesela affedersiniz, burun karıştırma kötü, yani dıştan çirkin gözüken bir eylemdir ama insan ancak mesela kendisi yapıyorsa bunu fark etmeyebilir ama başkası yaptığı zaman o bir ayna olur ve eylemin çirkinliğini kendisine gösterir. Bir anlamda yani karşımızdaki insanlarda bizi, kendimizi görebileceğimiz bir yön vardır böyle. Ağaçta da Adem ve eşi ne yapacaktı? Bir ayna olacaktı o ağaç ve onları zalim olacaklarını, eğer zalim bir Adem görmesi lazımdı. Orada bakacak. Aynaya nasıl bakıyorsunuz, kendinizi görüyorsunuz? Bir zalim bir Adem. Peki hemen şeytanın sözüne ya da vesvesesine göre Adem ve eşi nasıl gördüler bu ağaca bakınca kendilerini acaba? Hangi surede? Araf suresinin 20. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Bir de mealini alalım. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bunun üzerine şeytan onlara o zamana değin cinsellikleri hakkında henüz farkına varamadıkları şeyi ifşa etmek için fısıldadı. Ve Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutması başka değil. Sadece siz ondan yiyince iki melek gibi olursunuz ya da ölümsüzleşirsiniz dedi de ondandır dedi. Şimdi başka bir yerden bir söz geldi. Şimdi Allah'ın sözüne göre zalim bir ben görmesi gerekirken bu sefer şeytan oradan aynada görüntüyü değiştirdi. İllüzyon. Bir illüzyon, bir numara çekiyor ve ağaca bakınca bu sefer ne görmeye başlıyorlar? İki tane melek olarak. Yani kendisini melek Adem olarak görmeye başlıyor ve ölümsüz bir Adem olarak görmeye başlıyor. Ve burada iki tane söz arasında elbette ki bir tanesinin bir çekiciliği var. İki melek, ölümsüzlük vesaire ve bu onun kaymasına neden oluyor bir söz. Aslında baktığımız zaman da haramlarda biraz böyle değil mi bugün de yaptığımız zaman? Süslü püslü, çekici. Baktığın zaman insan mesela bir harama aslında ne yapıyor? Kendisini böyle mutlu, mesut olarak görüyor da o haramı işliyor. Aslında birçok şeyde eşyaya baktığımız zaman biz bunu hep yapıyoruz farkında olmadan. Mesela bu sandalyelere oturduk burada, değil mi? Sandalyeye otururken kendimizi oturan bir ben olarak gördüğümüz için oturabildik. Eğer o sandalyede ne bileyim üzerinde çiviler olduğunu ve bir yerimizin yara alacağını, yaralanacağını düşünseydik oturmazdık. Ama rahat rahat oturacağımızı düşündüğümüz için oturduk. Eşyaya baktığımızda da işte haramlar da böyle yapıyor. Kendini mutlu mesut olarak gösteriyor. Ama Allah ne diyor o haramlara? Hayır diyor. Bu normalde diyor senin bedbahtlığındır diyor. Mutsuz bir ben olarak görmen lazım diyor kendi. Ve onun gerçek mahiyetini gösteriyor. Hayır, o gördüğün renkli renkli şey, güzel gibi gözüken şey aslında bir ateş topu diyor. İşte ahirette biz bu eşyanın zahiri, o yüzünün sıyrılmasıyla birlikte gerçek yüzlerini göreceğiz. Mesela onda bir tane örnek vardı. Mesela tefecilerle ilgili değil mi bir tane örnek vardı. Güzeldir o örnek. Tefecilerin baktığınız zaman işte böyle değil mi? İşte takım elbiseli, işte kravatlı ya da işte hanımlarsa böyle şık giyinmiş vesaire böyle süslenmiş olarak görüyoruz. Bankerleri vesaireleri. Allah ise diyor ki yani yine bir hadisi şerifte vardı yanılmıyorsam. Peygamber Efendimizin bir rüyasında gördüğü orada ya da bir yolculuğunda tefecileri görüyor ve saydam bir beden içinde yılanlar dolaşıyor. Şimdi baktığınız zaman dış görünüşüne iki tane banker var. Birisi şık görünümlü, hatta böyle
adı nedir işte artık marka ismi vermeyelim ama böyle lüks bir marka falan. Aa diyorsun, ne kadar şık, ne kadar güzel konuşuyor. Hitabeti düzgün, karizmatik bugünün şeyiyle. Ama Allah'ın sözüne göre hayır, sen orada onu görmeyeceksin. Yılanları görmen lazım diyor. Ki biz işte hayatı bu anlamda gördüğümüz zaman tabir etmemiz gerekiyor. Yani insanlar bu dünyada uykudadır, ölünce uyanırlar. Bu dünyada da bir anlamda rüya görmekteyiz bir anlamda. Yani tabir, rüyalar ne yapılır? Tabir edilir. Arkasındaki simgeledikleri gerçeklerin üzerine düşünülür. Evet, söz, varlık, gerçeklik, göz, hakikat arasındaki böyle bağları kurduktan sonra yavaş yavaş lisana doğru yürüyelim. Lisan nedir? Dil ne işe yarar? Dil bir kelime sistemi, kavram sistemi. Aralarında gramer dediğimiz belli bağlantılar olan, belli bir sistematiği olan, işte fiil, isim vesaire böyle bunların bağlandığı bir sistem. Peki dil ne işe yarar? Mesela dilin bir tane görevi iletişimimizi sağlar. Yani insanlar arasında iletişimi sağlar. Duygularımızı ondan sonra istediğimiz şeylere, oğlum bana bakkaldan 5 kilo süt almak gibi bütün bunlar bir iletişim aracıdır. Ama bunda hayvanlarda da vardır. Mesela arıların dansını hatırlıyoruz değil mi? Arılar böyle bir değişik bir dans yapıyorlar. Ona dans diyorlar. Ve ne yapıyorlar? Birbirlerine yiyeceğin nerede olduğunu gösteriyor. Bu tarz bir haberleşme onlarda da var. O halde mesela Kur'an'da insan için, dil için hangi kelime kullanılır? Dil. Lisan kelimesi kullanılır. Öteki yandan hayvanlar için mesela kuşlarla ilgili bir ayette kuşların dili diye hep çevrilir ama bence yani bu kesinlikle yanlış bir çeviridir. Çünkü orada lisan kelimesi kullanılmaz. Ne kullanılır? Mantık kelimesi, kuşların mantığı kelimesi. O halde insan dilinde, lisanında başka bir özellik var. İnsanı farklılaştıran. Bunun bir tanesi hakikati, yani dille birlikte hakikati anlama, hakikati ifade etme. İnsanı farklılaştıran. Şimdi bu anlamda aslında baktığınız zaman işi hakikati anlama ve ifade etmeye getirdiğimiz zaman sadece İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızcanın lisan dili olmadığını da görüyoruz. Mesela icabında matematik de bir lisan. Mesela fizik de bir lisan. Mekanik de yani kendi içlerinde belli işte sembolleri var. Bu semboller arasında bağlantılar ve kendilerince bir hakikati dile getirmeye çalışıyorlar. Yani ben size sorduğum zaman elma nedir? Elma nedir? Meyvedir. Mesela burada tanımını yapıyor. Elma kırmızı bir meyvedir mesela. Kırmızı bir meyve. Peki bundan sonra bir soru daha çıkacak. Meyve nedir? Buraya da bir tanım yaptınız. Bu da bir tanımlar. İşte kırmızıyı tanım. Hoş kırmızıyı tanımlamak biraz sıkıntılı ama yani bütün dil farkındaysanız birbirine bağlı örülü bir sistem. Birbirine bağlı. Ve her dilde belli ana kelimeler vardır, kavramlar vardır. Bu temeldedir. O en ana yükü taşırlar düşüncede. Mesela ben size klasik bunu Şakir Kocabaş Hoca'nın kitabında görmüştük hatırlıyorsanız. Bu klasik mekaniğin kavramsal sistemi, dili. Burada bize kendi aralarında bunu anlaşabilmek için bu terimleri, bu sembolleri kullanıyorlar. Burada bir gerçekliği ifade ediyorlar. Yani buradaki her harf birer sembol. Ve bunlar işte ana 3 tane kavram üzerine oturuyor. Hepsi. Bütün bu formüller 3 ana kavram üzerine oturuyor. Sembol. Bu kütle, L uzunluk, T zaman. Bu 3 ana temeldeki kavram. Bakın şimdi sadece bir kelimede, bir kavramda bozulma olduğunu farz edelim. Bunlar da işte hız, işte ivme falan, güç, kuvvet falan diye gidiyor. L'de bozulma var. L bozuldu kavramımızdan. Bir tane kavramımız lisanımızda gitti. Bozuldu. Bakalım ne oluyor? L bozulursa bu gidiyor. Değil mi? Bu giderse, bakın burada bu var, bu gidiyor. L burada var, bu gidiyor. L burada var, bu gidiyor. Daha sonra A gitti, A burada var, bu gidiyor. Ondan sonra M gitmişti, M burada var, bu gidiyor, bu gidiyor. Kısacası bütün sistem V'de şey yapmıştı. Çünkü V'de gitmişti, burada V'de var.
Yani kısacası fark ettiniz, bütün bir sistem çöküyor. İşte bugün Kur'an'ı kavram sisteminden kopuş da bizi, düşünce dünyamızı bu şekilde harap ediyor. Ana kavramlarımız olan işte tevhid, iman, takva gibi kavramların çözülmesiyle beraber bütün bir düşünce dünyası tahrip oluyor. Mesela işte siyaset biliminde ümmet, kavim, millet var. Şimdi bugün ne oldu? Kavimin yerini millet aldı. Milletin yerini ne aldı? Düşünce dünyamız gidiyor. Şimdi adalet kelimesi, mesela hukuk, adalet var. Tek adalet kullanıyoruz ama Kur'an'da mesela nedir? Adaleti emreder Allah ama adilleri sever diye bir şey yok. Kimleri sever Allah? Muksitleri, yani kıst sahiplerini sever. Adaletle kıst arasında bakın yeni açılımlar var. Birçok ayette mesela yaratılış ayetleri. Hepsinde yarattı, yarattı diyor. Halbuki o kadar çok şimdi yaratılışla ilgili ayet var ki. Bu kavramsal kavramların bozulması bizim düşünce dünyamızı tahrip ediyor. Ve bu şekilde bizim tekrardan yapacağımız ve yaptığımız burada bu kavramları doğru yerine oturtmak. Mesela kelimeden başladık. Belki dersin yavaş yavaş bu ilk dersimizin sonuna yaklaşıyoruz. Kelimeden başlamıştık dersin başında. Kelime bile bugün değil mi? Anlamını yitirmiş. Yitirmiş demeyelim de daralmış. Kavramlar daralmaya doğrarlar. Çok geniş bir alanı varken daralırlar. Mesela bugün kelimeyi tek ne anlamıyla kullanıyoruz? Sözcük anlamıyla kullanıyoruz. Halbuki Kur'an'ı olarak kelimenin sadece sözcük evet anlamına geliyor. Ama başka ya, öteki yandan diğer anlamları da var. Mesela anlamlı bir cümle anlamı manası taşıyor kelime. Anlamlı cümle. Mesela buna bir örnek verirsek kelime-i tevhid. Başka? Uzun bir konuşmayı da kelime olarak nitelendi. Bakın kavram nasıl açıldı? Nerede o sadece sözcüğe indirgenmiş kavram? Nerede bu? Bunlar açıldıkça ne açılacak? Düşünce dünyamız, tefekkür dünyamız açılacak. Tefekkür dünyamız açıldıkça da inşallah daha düzgün bir hayat, daha iyi bir hayat yaşamaya başlayacağız. O kurumları oluşturacağız vesaire vesaire. Sorularınız var mı? Kim? Efendim? Beden dili. O da bir dil. Çünkü o da işte somurtup duruyorsun. Bu bir ifade çeşidi. Orada senin belli bir duygunu karşı tarafa aktarmana yarıyor. O da bir lisan çeşidi sayılabilir. Evet. Bir de şu da var aslında. Şunu da söylemek gerekiyor. Batı'da biliyorsunuz İncil diline, hatta Elmalı Hoca'nın tefsirinin adı neydi? Hak dili, Kur'an dili. Şimdi Kur'an'ı bir dil olarak alıyor. Batı'nın belki 500 yıldır aradığı şey neydi? Şimdi İncil diline olan güvensizliklerini yitirdiklerinde bu sefer ne yaptılar? Neye yöneldiler? Yani Allah'ın bir kitabından başka bir kitabına. Doğaya, tabiata yöneldiler. Bu tabiatın dili de neydi? Matematikti. Yani bununla kesinlik bulabileceklerini düşündüler. Lakin 20. yüzyılda ortaya çıktı ki matematik de öyle o kadar da kesin bir dil değil. Hatta ünlü matematikçiler daha sayının tanımını yapamıyoruz diyorlar. Bu bir skandal değil de nedir? Daha matematiğin en ana malzemelerinden biri. Sayının tanımını yapamıyorlar. Nasıl bu kesinlik ifade eden bir dil? Nasıl güvenebileceğiz? İşte bugün aslında belki 500 yıllık bir ara oldu ama aslında aradıkları o kesinliği, doğruluk lisanı, tam sağlam, içinde hiçbir şüphe olmayan, içinde hiçbir çelişki olmayan bir dil, bir lisan onlar mevcut. Yani bütün kullandığımız sözleri bir mihenk taşı gibi kendisine böyle sorabileceğimiz, bu doğru mu değil mi? Bu Kur'an'ın bir sıfatıdır değil mi? Hangisi? Doğru ile yanlışı. Furkan mesela. Mübin, açıklayıcı bir kitap. Bu anlamda Kur'an bize böyle bir imkan tanıyor. Yani bir mihenk taşı gibi ortada ve doğru ve yanlışları ayırarak bizim yolumuzu bulmamızı, bu
kapkaranlık aslında kainatta yolumuzu bulmamızı sağlıyor. Evet. İnşallah ikinci dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun.